Herkese selamlar. Bugün size bekleyen Sea of Thieves'te Athena şirketinize seviyenizi nasıl hızlı bir şekilde artırırsınız bunu göstereceğim. Bu şirkette seviyenizi artırmak için öncelikle Pirate Legend olmanız gerekiyor. Ve Pirate Legend'lık seviyesine kadar ulaşmış olmanız lazım. Pirate Legend nedir, nasıl ulaşılır, bununla ilgili kanalda videolar var. Açıklamada linklerini bırakıyorum. Orada 1-2-3'lerden sırasına koyarım. Bu şekilde Pirate Legend nasıl olunur? Linkleri var, isteyenler orada bakabilir. Ve Pirate Legend olduktan sonra açılan bir şirket bu, Athena's Fortune. Bunun görevleriyle yapacağız. Eğer Pirate Legend olmak için de hemen özetleyeyim. 3 tane şirketi 50 seviye çıkartmanız lazım. Bu şirketlerinizi nasıl seviyesinizi kasabileceğinizin de videoları kanalda var. Onları da isteyenler açıklamadaki linklerden ulaşıp bazılarına bakabilirler. Hepsini koyamayacağım. Bazılarını koyarım, isteyenler oradan bakabilirler. Bu şekilde. Şimdi bu videoda sizlere Athena şirketinde nasıl hızlı bir şekilde seviye atlatacağınızı göstereceğim. Şu anda atlayacağım, yapacağımız görev Athena görevi. Athena T7 görevi. Görev bunların da abadan alınıyor. Buraya geliyorsunuz. Üsttekine tıklıyorsunuz. Buradan şu Athena'nın hırsız alemanın seferi falan filan diyorsunuz. Bunun için planları outpost'a başladığınız sizin için daha iyi olur, daha yakın olur yollar. Ben tek denk geldi ama isterseniz araya tutturabilirsiniz. Planları outpost'a. Çünkü görev genelde T7 ve bu civarlarda geçiyor ve her zaman böyle oluyor. Şimdi görevimizi aldık. Bir de seviyemiz arasında bayrak çekeceğiz. Bu Athena'nın bir tane görevi var, biraz daha uzun sürüyor. Lodu da hemen hemen aynı zaten bununla, bir tık daha fazla olabilir. Ama Athena Lodu açısından bu daha iyi. Bu görev hem zevkli hem iyi hem güzel. Athena seviye kasmak için ideal. Bir de Legend of the Weave var, onda da bayağı iyi seviye kasabilirsiniz. Ama bende 20 leveldi direkt o görev geldiğinde. Ama bir ihtimal leveliniz düşükse o görev kitle olabilir. Oynanılmaz halde olabilir. Tam emin değilim. Ama yine de ikisi görevinde videosunu çekeceğim. Nasıl seviyenizi arttırırsınız. Zaten Legend of the Weave'in videosu kanalda var ama rehber değildi o, sadece incelemeydi. Oyuna yeni geldiğinde incelemiş, oynamıştık. Bizim de ikinci sefere mi neydi oynadığımızda, yarısını mı oynamıştık da benim oyun mu çökmüştü, bir şey olmuştu, oynayamamıştım. Ben de ilk defa denemiştim, yaparken keşfetmiştim. Ama bir de rehberini çekeceğim çünkü artık defalarca oynadım, rehberi çekmek istiyorum. Şimdi bir de bu görevi Athena bayrağı çekelim. Athena bayrağı çekmek için de bu değil bu, bazen ben de karıştırıyorum şu parlayınca. Athena seviyenizi birazcık arttırıp bayrak satın almanız gerekiyor. Hatta galiba arttırmadan da alınıyordu, tam emin değilim. Muhtemelen arttırmadan alınıyordur. 20.000 altın mı neydi? Onu da Pirate Lord'dan alıyorsunuz, Athena mekanından. Şimdi görevimizi oylayalım ve görevden başlayalım. Hemen görevimizi oylamak için gemiye gidiyoruz. Yanımda arkadaşım da olacak bu arada bu videoda. Daha kendisi gelmedi ama birazdan o da gelecek, daha katılmadı oyuna. Bu görev, bunu oyluyorsunuz. Bu şekilde direkt masaya geliyor. Görev öncesi T7'a yolluyor. Hemen görevi özetlemiş. Zaten çok kısa bir görev. Hemen T7'a yolluyor. T7'a 3 tane şey kazıyorsunuz. Gidiyor sizi 3 tane adadan birine yolluyor. Bu 3 ada hangileri? Haritadan daha iyi anlatacağım. O ses neydi ya? Bu sizi T7'a yolluyor. T7'dan sonra sizi 3 adaya birine yolluyor. Ya bu adaya, ya bu adaya, ya bu adaya. Bir tane bulmaca çözdürüyor. Bunun sonunda bir tane iskelet geliyor. Yeşil yeşil ışıkla vurulabilir hale gelen bir iskelet. Ya da kırmızı mıydı? Sırasını tam hatırlamıyorum. Bu görevi bayağıdır yapmıyordum. Bir iskelet geliyor. Onun için de ışık almanız lazım. Geminize koyarsınız. Bir kırmızı, bir yeşil istiyor. Çok zor değil alınmaları. Hemen adaya gidip bulmaca çözüp o iskeleti öldürüp oradan da bir kelle alıyorsunuz. Sandık çıkıyor. Sandık alıyorsunuz. Bir daha T7'a geliyorsunuz. Bir daha T7'a geliyorsunuz. T7'da 6 tane X mark kazıyorsunuz. Ondan sonra yine size bu 3 adanın birini yolluyor. Bu 3 adanın birinde bu ada niye işaretli? Bu 3 adanın birinde yine şey kazıyorsunuz. Bulmaca buluyorsunuz, kazıyorsunuz. İşte bir daha T7'a geliyorsunuz. Bu sefer 9 tane X mark buluyorsunuz. Ve buraya hemen satışa. Sonra 5 tane görevlerini yapabilirsiniz ki onları da göstereceğim. Atalya'nın 5 tane görevleri nasıl yapılır? Pratik bir şekilde yapım yollarını size göstereceğim. Şimdi biz hemen arkadaşımla gelsin, T7'a gidelim, T7'dan devam edelim. Evet, adaya geldim. Şu anda adaya yanaşıyorum. Adaya yanaşık adam gemi adanın içine sokacağım. Şu an fırtına var. Bir tık zor olacak. Bir de tek başım, bir de arkadaşım bağlanmadı, katıldı ama daha oyun açılmadı onun.
Bu arada güzel bir şey bulduk. Birazcık sürttürdük alttan ama. Bu adanın içine gemiyi sokabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi adanın içinde bayağı bir genişlik var. Gemi galyon dahi girebiliyor. Buradan yukarıdan otları hızlı bir şekilde direkt gemiye bırakabiliyorsunuz. Öyle taktikleri var. Onları göstereceğim ki bu videoda sadece nasıl yapıldığı değil, size hızlı hızlı taktiklerini falan da göstereceğim. Bu şeyin nasıl yapıldığı ile ilgili taktikleri falan da göstereceğim. Sen niye at bossu doldun bilmiyorum ama neyse. Gelirsin. Ama anlamadım ben de. Şimdi ilk smakları kazalım. İlk smaklar da şu anda haritada vestinde böyle bir daha bir çıkıntı var. Gösteremiyorum ama şu an bir çıkıntı var. Hatta burada fotoğrafını koyduk ekrana, şey yapacağım buranın. Yuvarlak içine alacağım orayı. O çıkıntıya bir kişi gönderip bir kişi oradakileri kazarsa, bu arada ben bir çöp atsam iyi olacak. İçeri geçelim, yanlış çok ses yapmasın. Oraya bir kişi gönderip bir kişi oraya X'leri kazıp bir kişi adını üstüne gönderebilirsiniz Sloop'ta. Galleon'da da yine aynı şekilde adını belli bölümlerine görev dağılımı yaparak X'leri kazabilirsiniz. Şimdi X markları nasıl bulunduğunu büyük ada olduğu için göstereceğim. Zaten Part Legend olduysanız nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor X markın, ama bazıları World Event'lerle falan Part Legend oluyor ve X mark kazmakla ilgili çok deneyimli olmuyorlar. Burada adının üstüne çıkabiliyoruz bu arada. Her zaman X kazmayı adası bu ada oluyor. Başka bir adaya vermiyor. O yüzden bu görevi yaptıkça artık bu adayı avcunuz içi gibi biliyor oluyorsunuz ki bu adayı bayağı değiştirdiler bu arada. Asansör falan eklediler. Muhtemelen benim gideceğim yer asansörle daha hızlı yol vardı gitim yolu ama bu arada şapa yapmadım ben. Biraz geçti diye. Şimdi bir tane X mark kazalım hemen. Diğerlerini göstermeyeceğim, direkt hızlandırılmış ya da başka bir şekilde gösteririm. Şurada köprünün karşısında varmış. O hayaletler geldi, hoş geldiler. Şu köprü şurası, taş köprü. Taş köprü yani taştan kemer, ben köprü diyorum ama. Burada ne taraftaymış bu? Benim olduğum tarafta galiba ama yani emin olamadım. S tarafında. Ben bayağıdır görev yapmıyorum, S bu taraf. S tarafı, evet bu taraf, tamam. Bu tarafta şu gördüğünüz gibi bir tane yol var, Y'ye benziyor. O burası. Onu buldum. Onun biraz daha altında kırmızı çalının şu tarafında kalıyormuş. Bu tarafı deneyeceğim. Buldum. Gördüğünüz gibi burada bulmanın taktiği yollara bakmak. Siz bir gelin. Şöyle. Patlatın birbirinize. Öldürün. Bu adada biraz cephane sıkıntısı çekebiliyorsunuz. O yüzden kılıç kullanabilirsiniz. Benim gibi yapmaktansa. Onu diyeyim. Eğer işinizde bu arada parayla ilgili bir derdiniz yoksa, yani para için yapmıyorsunuz bunu, altın için yapıyorsunuz bu görevi. Şöyle rubi falan bulunca direkt bırakabilirsiniz, almayabilirsiniz. Ama ben alacağım. Çünkü buna para da lazım. Direkt aldım. Şimdi de diğer X'leri bulup onları da kazalım. Sonra bir sonraki bulmacadan devam edelim. Yani hatta tam anlatamadım, savaştım ettim. Umarım ayağımı kırmadan inebilirim, tamam. Hatta ölmeden, canım az, ayağımı da kırmam, ölürüm direkt. Tam anlatamadım, orayı da bir daha bir anlatmak isterim. Yani bir şey bulurken etraftaki kırmızı çiçeklere ve yollara bakın. Bunlar daha ayırt etmesi kolay oluyor. Çünkü biraz daha nadir ve belirgin şeyler kırmızı çiçeklerle. Onun dışında başka bulmanın taktiği yok. Böyle etraftaki başka şu mesela şu tahta parçaları falan, tahta gemiler memilerden yararlanabilirsiniz. Bir de şeyi yararlanmayı unutmayınız. Haritanın sağ üst köşesinde, sağ üstü mü? Yanlış bilgimem, evet. Sağ üst köşesinde pusula var. Pusulayla kendi pusulanızı bakıp adanın tarafında olduğunu anlayabilirsiniz. Bu şekilde de yerlerini bulabilirsiniz. Şimdi hemen diğer ikisini de bulalım. Bir tanesini buldum şu an, Crawl Tress. Şimdi diğerinde, onun yakınlarında zaten. Sonunu kaz, ben de geliyorum. Evet, bir tane daha Athena eşyası çıktı bu sefer. Genelde Ruby ve Athena eşyası çıkıyor. Ama Athena eşyası bir tık daha az çıkıyor. Genelde Ruby falan çıkıyor. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Yeni bir şey geldi. Bakalım hangi adadaymış. Şeytan Bayırı'nda. Direkt Şeytan Bayırı'na gideceğiz. Eğer bunda Galleon'da oynuyorsanız Filolar'da uygulanan bir taktik var. Bu adada birini bırakmak. O sırada İşte bu adadaki her zaman X'leri kazıp tek bir noktada topluyor lootlarını. Birileri geldi.
geldi. İşte öyle taktikleri falan da var. Bir kişi de Snake Island'la Stephen Seapost mu öyle bir yer var. İşte bir tane Seapost, Kuruk Salav'la Snake Island'ın arasında. Oraya birini bırakıyoruz kayıkla. O da iki ada arasında gidip geliyor. Hangisine gelirse. Gemi de Devil's Reach'te kalıyor. En son tüm görev bitince, daha doğrusu ikinci kazma işlemi, ikinci mektup gelince, söylediğim gibi iki tane geliyor. İkinci mektup geldikten sonra oradan direkt gidiyorlar şeye. Şimdi oyunun sesleri bir arada bozuluyor mu? Bana mı öyle geliyor anlamadım. Yani bir kişi de bu adada bekliyor, sonra ikinci kazma yani buraya gelirse, buraya gelmezse direkt buraya dönüyorlar. 9 tane kazılacağı yerden biliyorlar. Bu da burayı alıyor. Buradan da artık kayıkla en son alıyorlar mı bilmiyorum. Bu taktiği çok kullanmadım çünkü biz genelde galyon oynamıyoruz. Birlikte de adam sayısı yetmeden slupta gemide tek kişinin kalması mantıksız, 2 kişi olabilecekken. Şimdi hemen gidelim. Ben çapa atmışım burada galiba. Evet atmışım. Bir sonraki adaya gidelim. Bulmacadan devam edelim. Evet adaya geldik. Topa giriyorum. Adaya gidiyorum. Şimdi adada bulmacamızı çözeceğiz. İlk zaten gelmesi gibi ölçüde kuzeyde kumsaldaki efsane yalnız avcı karşısında bu kuzey diyor, north. Bu arada oyunu ben Türkçe aldım. İşte İngilizceydi. O yüzden tüm bulmacaları da İngilizceye ezberledim. Bunu almayacağım. Mesela sen gemiyi şey götürebilirsin. North'ta diyor. O yüzden hepsi İngilizcilerinin yerlerini ezberledim. Türkçelerini bilmiyorum. Ama şey yaparak çözebilirim. Yalnız avcın kuzeydeki tahtaları falan da alalım. Yemek yiyemiyorum, şunu niye al bunu da. Evet, yalnız avcı bu. Burada ne yapmamı söylüyormuş, direkt okumamı söylüyormuş elimdeki parşömenine. Bunu yaptık. Şimdi bir sonraki, hemen hızlandım çekelim. Biz de orada ışıkları unutmuşuz. Şimdi ışıkları alıyoruz sonucuyu kazmadan önce. Hangi ışık olduğunu hatırlamadığım için gemi yanıyor bu arada, bir söndüreyim. Abi bende sana su varmış, tamam. Söndü. Ben şimdi iskeleti öleceğim, iskeleti yanlışlıkla öldürdüm. Bir daha bir iskelet çıkmasını için beklerim, bir yandan da bulmacayı çözeyim. Resmedilmiş mızraklar. Ha, şurada bir kayanın üstünde bir şey vardı. Neredeydi ki o ya? Bu tarafta değil miydi? Bu taraftaydı. Ne, güney batıyor, ben şey kuzey batıya gittim. South West. Ya tamam, burası işte. Zaten mızraklar deyince anladım, gönlüne gerek yok. Tamam. Burada evet. İskeleti ölemedim ben. Heh, Ocean Crab'la da olur. Gel. Buraya gelsene. Tamam. Öldüm ben. Işığı alıp geliyorum. Evet, ışığımı böyle kaldırıyorum ve ney? Hayır, alev alınmıyor diyor. Esni alınıyordu Ocean Crab'lardan. Ya. Evet, ben ölmeyi beceremediğim için yine şey, ışığı alamadım. Nedense vermedim. Nasıl alındığını işte gösterdim. Yani oraya gidiyorsunuz, F yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşım alıp gemiye koyacak. Ben de kazdım. Sonra kendini topladır, atar. Buradan gelir. İskeleti şey yapar. Batı, güney, batı yönde 8 adım. Batı, güney, batı. Batı, batı, güney, batı. Bu adama 8 geldim, adım koydum. Tam 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Olmadı. Şunları bir öldüreyim. Evet, şimdi kazalım. Yönü bir daha bakalım, ben hatırlayamadım. Öyle bulunmuyor ya. Batı, güney, batı. Batı, güney, batı. 8 adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunda toprağa değen ne yeşil lazımmış. Git sonra. Tamam. Bir de şunu bir tek de. Alamıyorum, benim işim vermiyor. Herkes sana, tüm iş sana kaldı. Tamam, güzel. Bunda adımlarınızı saymanız lazım. Yani tıp 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 toprağa basıyor, onları saymanız lazım 8 tane. Ya da içinizden 8'e kadar da sayabilirsiniz yavaş bir şekilde, aynısı oluyor zaten.
bir daha bu arkadaş gibi rastgele yerleri kazıp bulmaya da çalışabilirsiniz. O da işe yarıyor. Şimdi sandığımızı çıkaralım. Bu arada iskeletinden de böyle şey çıktı, kelle çıkıyor. Direkt Athena kellesi garanti. Öldüremezseniz de çıkmıyor. Yani bir kazalım. Hızlı hızlı, evet kazdık. Şunlar çöp, at gitsin. Şu kelleyi al. Bir de şu rubiyi al. Tamam. Hadi gidelim. Hem de onu al istersen. Evet bu şekilde. Şimdi bir daha TV Seven'a gidiyoruz. Yani TV Seven verdi gördüğünüz gibi. Bunları bir şişelerden yerden bulduk. Şimdi TV Seven'a gidiyoruz. TV Seven'da alttan X kazıyoruz ve TV Seven'dan devam. Evet gemiyi adanın içine soktuk. Ben ne kadar gemine düşsem de. Evet gemiyi adanın içine soktuk. Gelirken de tekrardan aç kapat yapacağım. Daha ileri gidelim diye. İleride duralım diye. Şimdi hemen X matlara bakıyoruz ve kazmaya başlıyoruz. O güzel güzel, onu da yapabiliriz eğer vakit yeterse. Evet, şimdi X matları kazmaya başlayalım. Çoğu yukarıda galiba, hatta hepsi yukarıda. Bir tane senin oralarda var Alper. Ama biraz uzak. Neyse gidelim. Öldüm. Kaldırabileceğim bir yer misin? Hayır kaydım ya. Tamam buldum burayı. Birazcık bug'lı oldu ama. Evet oradan fazla. Bunu hızlı hızlı gemiye götüreceğim. Hiç mermim yok şimdi. Savaşamayacağım bunlarla. Bu arada atlamaya bir şey anlatayım. Adada bekleyenler için taktik. İşte sataşmasını etmesini istiyorsanız, iskeletlerle savaşmayı mermi zipmesini istiyorsanız burada ya da şunun içinde bekleyebilirsiniz. Burada iskeletler size sataşmıyor. Burası adanın güvenli bölgesi. Bunu söyleyeyim. Şimdi devam. Evet bir tane daha bulduk. Çıktı. Ne çıktı? Ruby. Bence al Ruby'leri. Bir tane daha bulduk bu arada. İki kırmızı bitkin aynı hizasında. Yukarıda şu köşede yolun olduğu yerde, yolun olduğu yer burada. Aynen. Güzel. Şimdi bunu direkt adamın bir daha aşağısına inmemek için kaça kaça giderim. Hızlı şey yapmayanı götüreceğim. Bir anda konuşacağım, bir anda yolu göstermek istiyorum ki buranın konumunu anlayayım diye. Buranın bir ufak bir köprü var. Buraya bırakabilirsiniz lootlarınızı. Bazı yerlerden aşağı atarken alınamayacak yerlere takılabiliyor lootlar. Artık harpınla marpınla bir şekilde alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Riskli işler. Ama şu şekilde şuraya bırakıp buradan suya atarsanız hiçbir sıkıntı çıkmıyor. 2000 metre başım kalabalık. Buraya bırakacağım. En son aşağı hepsini birden atıp gemiye öyle harpınla çekeceğim. Tek tek taşıyıp zaman kaybetmeyeceğim. Evet kayaların olduğu yerde ağaçların hemen arasında burada varmış bir tane. Bunu da buldum. Bakalım bunlar geldi. Rampa hazırlığı var mı? Hiç yok. Savaşayım hemen. Bisikletleri hallettim. Evet, kazmaya devam ediyorum. Bu arada eğer kazın yeri kaybederseniz bir daha bulamayabilirsiniz. Çünkü haritadan gitmiş oluyor. O yüzden bir kere eğer kazıp bırakırsanız da çıkarmadan silebiliyorsunuz. Oyunu istemeniz bir loot varsa. Onu direkt bu şekilde silebilirsiniz. Evet bir tane de burada varmış. Şurada bir yerde olması lazım. Bu da bir yerdeymiş. Bir daha bakalım haritadan tam olarak konumuna. Burada. Bu kaya burada. Şu arada yol var. Şu kayanın olduğu yerde. Bu kayanın olduğu yer buradaymış. Bakalım. Doğru. Evet bunu da bulduk. Bunun birlikte son bir tane kaldı galiba. Son bir tane kalmış. Onu da alalım. Sonra ikinci bulmacayı çözmeye gidelim. Evet son iki işaretine geldim. Bizim ahşap köprünün ilerisindeki kırmızı bitki şunun. Şu ahşapların yanında burada bir yerde. Kazılmıyor burası. Burada evet. Ne çıktı? Bunu almayacağım ya. Almaya değmez bu. Bu patlayacak ama. Evet umarım ölmem. Ahşap köprünün altına gidesene gemiyi. Hemen şunları atalım gidelim. Yapmışsın zaten be kral adam. Durabilirsin. Evet buna nasıl yapıldığını göstereyim. Şuradan şu şekilde bırakıyorsunuz. Tam ayarlayamamışız ama şu an suya düşüyor. Bu da benim acemiliğim artık. Evet bu şekilde lootları da hızlı bir şekilde gemiye boşaltabiliyorsunuz. Bunu daha iyi ayarlayabilirdik. Biz becerememişiz. Yani daha doğrusu ben yanlış zamanı dur derim. Bir tık daha gelmesi gerekiyormuş benim şeyim. Neyse bu şekilde şimdi bulmacamızı çözmeye gidelim. Bakalım hangi adaya gelmiş. Şeytan Bayırı yine aynı ada. Ama Snake Island'la Kuru Sulava'da gelebiliyor.
Zaten aradan hiçbir fark olmuyor. Ben öldüm, gemideyim. Evet, şimdi adamımıza doğru gidiyoruz. Hemen ilk şeyini açtık zaten. Ne diyor? Sarkıtlarla dolu olanı bulunması ki bundan yerde yoktur hiç gölge. Kaldır fenerini falan filan. Sarkıtlarla dolu yer bu mağara var adamın. Şeyinden giriliyor, bir dolaşayım etrafına, hemen girelim. Evet, geldim, burada bir oda. Evet, muhtemelen bu oda ama tam konu bilmiyorum, tamam, direkt kapısını yaptım bu gibi oldu. Diğerine geldik, güney batı kumsalında resmedilmiş mızrakları görürsen, tamam yine aynı yere verdi ya, hemen gidelim. Evet, yine geldim. Şimdi güneydoğu. Kaç adımdı onu bakmayı unuttum. 9 adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, bulduk. Aa, kırmızı ışık bende var mı? Aga, gemiden kırmızı ışık alabilir misin ya? Ben unuttum üstüm ben bunu. Alıyorum bir. İskeletler oyaları. Kaldırıyorum. Kaldırdım. İskelet öldü bu arada. Bu arada... Kapları yıkardım. Evet, güzel. İyi kelle vermiş. İskeletler bu arada böyle kaliteli kelle verebilir. İki tür kelle veriyor bir iskelet. Şimdi sağlığımızı kazanalım ve TV7'a son olarak gidelim. Sonra görev bitiyor. Bu görevde bu arada Chase of Legend vermiyor. Eğer şansınız yaver giderse şeylerden Chase of Legend çıkabiliyor ama. Neydi bunların ismi ya? Unuttum. Yani X-Mart'lardan Chase of Legend çıkabiliyor. Çok düşük ihtimal, bana hiç çıkmadı. Ama çıkabiliyormuş diye duydum. Söylediğim gibi bana hiç çıkmadı. İşte ama bu patlayan şey çıktı, fıçı 5-6 kere. Şu anda patladı. Bisikletlerin elinde falan da çok çıkıyor. Etik savunda. Bu aralarda hiç hatırlamıyorum çıktığını ama. Etik savunda çıkıyor ararken. Şimdi etik savunu edelim, oradan bitirelim artık görevi. Sonra satıştan ve karından ve verdiği seviyeden devam edelim. Evet, şimdi adaya tekrardan geldik. Yukarı çıkıyorum tekrardan. Yukarıda birileri var. Anlatsam. Nasıl hızlı aralarından yapılabilirsem. Çok güzel, çok güzel. Yani buralarda bir yerlerde varmış. Sen de mi buraya gelmişsin? Yok, aşağı için. Tamam. Şurada varmış. Bakıyorum, güzel. Ne alayım, kaçacağım direkt buradan. Burada daha var ama top sesi mi Alpero? Evet. Adamlar mı geldi? Bilmiyorum. Yok, adadaki top sıkıyorum. Ama ayağım kırıldı. Gemiyi tamir edemeyeceğim. Yok, kırılmamış. Ben topu şu hallederim. Sen gemiyi tamire bak. Ya da ben ikisinden yapayım. Tamam, sen adada kal, ben hallettim. Arada böyle adada da ada ses güzel yapabiliyor. Buraya yakınları Brigantium var, o yüzden bu kadar şey yapan ilk yaptım. Böyle iskeleti hallettim mi, tek mermiye gitti mi anlamadım ama galiba hallettim. Alternatiften çıktı bir tane. Güzel, hem de iyisinden çıkmış. Hasar arkada mı? Hasar yok yemin ediyorum. Dümene falan geldi herhalde. Neyse, devam. Evet, Athena iskeleti çıktı az önce, öldürdüm, gösteremedim ne yazık ki. Oh, korktum bu arada, bazen bunlar patlayabilir bir aşağı düşünce. Anlamadım ki. Şu an etrafta çok fazla düşman yaratık var, çok gerginim. Bu gemiye yakın patlarsa batabiliriz. Tamam. Bundan buldum, bunu direkt geminin üst tarafına direğe atacağım. Orası daha güvenlidir bu şey için. Yakınlarda bir tane birik var, çok endişeliyim, gelebilirler diye. Gemi de çıkmıştı, gemi bıraktım direkt. Eyvah, hayır, hayır. Eyvah, köpek balığı. Eyvah. Ama çok hızlı bir şekilde yukarı çıkarmalıyım. Vurama. Oo, çok yakındı o. Dur sen şimdi, sen şurada dur. Evet, herkesi hakladım. Bir de hemen yukarı bir çıkartalım şunu. Bunu adada bırakmak istemedim çünkü bunlar patlayabiliyor. İskelet çıkıyor, oluyor, bu oluyor. Yanında gunpowder patlıyor. Bunu iskeletin elinden buldum bu arada. İskeleti öldürüp aldım. Ama şu biraz tehlikeli bir oyuncak. Ona dikkat etmek lazım. Bir daha gideyim şimdi kaldığım yere.
Heh, buldum. Tamam, Athena eşyası çıktı. Evet, burada bir tane varmış. Bakalım gem çıktı, güzel. Evet, şu anda görev bitti. Son Gunpowder bisikletler de geliyor. Hepsini patlattım. En son burada bu çıkmıştı. Şunu da alalım. Şimdi hemen outpost'unu tutuyoruz ve satmaya başlıyoruz. Tam gördüğünüz gibi beşlenmedik. İsterseniz bir tane daha dönüp öyle satabilirsiniz. Ya da bir tane daha dönüp beşleyip başka bir görevlerini alıp bayrağınızı kapatıp bu görevi tekrardan TV sabunayı bitirip falan bir daha bayrağınız zaten ilerlemiş oluyor falan bir şeyler yapabilirsiniz. Eğer uzun soluklu oynamak istiyorsanız ama biz çok oynamak istemiyoruz. Bir tane videosunu çekelim diye yapmak için geldik. Zaten Legend of the View bu görevden daha karlı. Hem öyle takılmış olalım diye hem de şey yapalım diye yaptık. Şimdi hemen outpost'a gidiyoruz. Planlar outpost buranın dibi zaten. Hepsini de bitirdik. Planlar outpost'tan devam. Evet, şimdi outpost'a geldik. Hızlı sapmaya doğru yanaşıyoruz. Sen istersen git çekmeye başla. Direkt harpın diyorum. Direkt şey atacağım. Çapayı indireceğim. Yakınlarda bir brigantem var ama çok sıkıntı olmaz. Bu çapayı, çapayı. Ah be, yetişemedim. Biraz daha yaklaşsam iyi olurmuş. Hemen çekmeye başladım. Hatta burada bir hızlandırmaya girdim ben. Evet, artık son loot elimde. Bunu da sattık. Şimdi gemide bir şey kalmış mı onu kontrol edelim. Sen istersen bayrağa oy ver. Oyunun karı çok da güzel değil. Verdiği görevin karı. Ama Athena seviyesi iyi veriyordu eskiden. Legend of the Weave gelene kadar. Legend of the Weave daha iyi veriyor. Hemen şuradan bir arayayım. Şimdi bir şey kalmış mı? Galiba kalmamış. Hemen bayrağa bir oy verip kapatalım. Şurada bir şey var, o ne? Bayrağımızı da kapatalım. Bayraktan da çok az para gelecek. Treasure chest var. Niye var bilmiyorum. Satalım. Biri bırakmış herhalde. Satılacağını bilmeyen biri. Hemen bir bayrağımızı da kapatalım. Görevimiz bu şekildeydi. Bundan sonraki bölümlerde Pilot görevlerini oynamaya devam edeceğiz. Legend of the Beam görevi gelecek ve 5 level görevleri nasıl yapılır bununla ilgili bir video daha gelecek. Oyumuzu verdik. Bayrağımızı da kapatmış olduk. Buranın 3000 geldi. Biz 4 level bayrakla sattık. Siz 5 level yapıp satabilirsiniz. Eğer bu görevi yapmak istiyorsanız. Daha fazla oynayıp 5 level yapabilirsiniz. Bizim zaman sıkıntımız vardı. Hem de çok bir uğraşmak istemedik. Ama Legend of the Beam'de muhtemelen 5 level yapıp satarız. Çünkü Legend of the Beam direkt 5'liyor. Ve 5 level görevlerini de yaparız, çekeriz. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Ve ben şuraya çıkıp dans edemedim ama bye bye. Bye bye.